Başkanımız, Sayın Kozan Belediye Başkanımız ve İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adayımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, sayın muhtarlarımız, basınımızın güdüde temsilcileri, her biri birbirinden kıymetli parti üyelerimiz, kıymetli konuklarımız, İYİ Parti Kozan Belediye Meclis Üyesi aday tanıtım toplantınıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklarımız, aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Onları da sizlere tanıtmak istiyorum. İYİ Parti Sarıçam Belediye Başkan adayımız Sayın Avukat Yusuf Özer. İYİ Parti Kadirli Belediye Başkan adayımız İrfan Kederoğlu. Bunları yapmak üzere İYİ Parti Kozan İlçe Başkanımız Sayın Veysel Sırgıntı Beyleri sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayım, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcılarım, misafirimiz bugün Kadirli Belediye Başkan adayımız ve Sarıçam Belediye Başkan adayımız, basınımızın güzide temsilcileri,
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Belediye Meclis Üyesi tanıtım programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Allah'ına kurban Ozan senin. Allah'ına kurban. Bu iş bitmiş diyeceğim ama demeyeceğim. 31 Mart'a kadar durmadan çalışacağız arkadaşlar. Durmadan çalışacağız. Öyle bitti bitti yok. Bitti bitti yok. Var gücümüzle 31 Mart'a kadar çalışacağız. Sayın Başkanım'la biz 15 Ocak'ta sokağa indik. Kapı kapı, sokak sokak geziyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Allah'a bugünlerde şükürler olsun ki vardığımız nokta çok güzel. Ben fazla uzatmayacağım çünkü konuşmacı larvımız var. İl Başkanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Büyükşehir'de ayrıca Türkeş, yani güneşin ardına mühürümüzü vuruyoruz Allah izin verirse. Kozan'da Kazım Özcan birinci sırada mühürümüzü vuruyoruz Allah nasip ederse. Şunu unutmuyoruz. Belediye meclis üyeliği çok önemli arkadaşlar. Biz Sayın Kazım Özcan Başkanım'la 4 yıl boyunca beraber çalıştık. Yani geçireceği hiçbir şeyi geçiremedi. Yani kreider alacağım dedi, yok. Kamyon alacağım, yok. Konteyner alacağım, yok. Onun için mutlaka ve mutlaka belediye meclis üyeliğinde de oyumuzu güneşin alnına vuruyoruz. Ben bu duygu ve düşünceler içinde 31 Mart'ta yapılacak seçimde hayırlara vesile olmasını diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kozan İlçe Başkanımız Sayın Veysel Sırkıntı Beylere çok çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Avukat Veysel Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Bir Veysel'den başka Veysel'e geçiyor mikrofon. Benden sonraki de Veysel olursa herhalde burada sıkıntı çıkar. Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Büyükşehir Belediye Başkan adayım. Sayın Kozan Belediye Başkanım ve Belediye Başkan adayım. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Sarıçam Belediye Başkan adayımız Yusuf Özer Bey. Sayın Kadirli Belediye Başkan adayımız İrfan Kederoğlu abimiz. İl ve ilçe yöneticilerimiz. Kadim şehir Kozan'ın kıymetli insanları. Benim de nüfusumda doğru Kozan yazar. Kadim şehir Kozan'ın kıymetli insanları. Belediyecilikle ilgili hususlarda birazdan Sayın Kozan Belediye Başkanımız ve adayımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açıklamalarda bulunacak. Belediyecilikle ilgili İYİ Parti ve Adana özelinde adaylarımız ne gibi projeler hazırlamışlar? Adana'ya ve Kozan'a ne gibi hizmetler taahhüt ediyorlar? Bunu anlatacaklar. Ben il başkanı olarak İYİ Parti'nin bu seçimde neden başarılı olması gerektiği hususunda birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Bu seçimin İYİ Parti bakımından ne demek olduğunu, bu seçimin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. İYİ Parti bundan 7 yıl kadar önce Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde Türkiye'yi Türkiye olmaktan çıkarmaya çalışan, Cumhuriyeti tahrip etmeye çalışan, hatta eden, Cumhuriyet'in bütün kurumlarını tahrip eden, Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldırmak isteyen, hukuku rafa kaldırmak isteyen, büyük oranda bu konuda başarılı olan,
Türkiye'yi, Anadolu coğrafyasını Türk yurdu olmaktan çıkarmaya adeta and içmiş ve hala iktidarını sürdüren iktidar partisinin bu iktidarına son vermek için kuruldu. Bu anlamda bugün muhalefette olan ama yerelde birçok büyük şehirde iktidarda olan partiyle işbirliği yaptık. Öncelikle yerelde bu şehirlerimizi ve Türkiye'nin genel yönetimini birlikte alıp Türkiye'yi bu muhasaradan kurtarmak istedik, bunu arzu ettik. Fakat gelinen aşamada görüldü ki işbirliği yaptığımız, ittifak yaptığımız partinin Türkiye'yi musallat olan, Türkiye'ye musallat olan, Cumhuriyet'in bütün kurumlarını tahrip eden iktidar partisinden kurtarmak gibi bir niyeti yokmuş. Bunu sınayarak, deneyerek gördük ve bugün mecburen adeta sıfır noktasına başa döndük. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararı aldık. Bunu şunun için anlatıyorum. İktidar partisi nasıl ki önümüze partimiz kurulurken bir takım engeller çıkarmaya çalıştı. Biz bu engellerin genel başkanımızın önderliğinde aşağı aşağı partimizi kurduk. Aşağı aşağı partimizi meclise girdirdik. Aynı engelleri bugün yerelde iktidar olan yakın zamana kadar ittifak yaptığımız parti bize yaşatmaya çalışıyor. 4 gündür şu dosyanın içindeki kararları almaya çalışıyorum hukukçu arkadaşlarımla. İktidar partisinin bize kurmaya çalıştığı tuzakları, engelleri aşağı aşağı geldiğimiz gibi yerel iktidarın kurmaya çalıştığı tuzakları da aşıyoruz Allah'ın izniyle. Cuma günü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan ve Çukurova belediye başkan adaylarımızın bizim partimizden aday olamaması için ve hatta hiç aday olamamaları için müracaatta bulundu ilçe seçim kurullarına. Önce ilçe seçim kurulu, yüksek seçim kurulu yetkilidir dedi. Hukukçu arkadaşlarımızla oturduk. İl seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık. İtirazlarımız kabul gördü. Bugün karar ilçe seçim kuruluna döndü. İlçe seçim kurulundan da biraz önce karar çıktı. Bu kararları almadan sizin huzurunuza çıkmamak istedim. Genel merkezimize de, genel başkanımıza da söz vermiştim bu konuda. Bu kararları alıp ancak yetişebildim. Huzurunuza ancak çıkabildim. İlçe seçim kurulları adaylarımızın İYİ Parti adayı olarak seçime girmelerine mani olmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin müracaatlarını reddetti. Adaylarımızın düşürülmesi talebini reddetti. Ve her iki aday, mevcut belediye başkanı Akif Akay ve Soner Çetin, İYİ Parti'nin adayı olarak seçimlere girecekler. Dolayısıyla iktidar partisinin önümüze çıkarmaya çalıştığı engelleri nasıl aşağı aşağı geliyorsak, geldiysek, yerel iktidarın da önümüze çıkarmaya çalıştığı engelleri aşağı aşağı hukuk mücadelesiyle, demokrasi mücadelesiyle seçmenin huzuruna çıkacağız. Türkiye'de tahrip edilen Cumhuriyet'in kurumlarını el birliğiyle yeniden tahkim edeceğiz. Hukuku yeniden tahkim edeceğiz. Hukuk müesseselerini yeniden tahkim edeceğiz. Demokrasiyi yeniden tahkim edeceğiz. Bu anlamda yerel seçim bizim için çok önemli. İYİ Parti bu anlamda herhangi bir parti değil. İYİ Parti tahrip olan Cumhuriyet'in kurumlarını yeniden tahkim etmek için Genel Başkanımız önderliğinde kurulmuş bir parti. İnşallah yerel seçimde elde ettiğimiz başarıyla milletin teveccühünü kazanıp genel iktidarı da Türkiye'yi Türk yurdu olmaktan çıkarmaya çalışan AKP iktidarından Allah'ın izniyle alacağız ve Türkiye'de tahrip olmuş bütün kurumları iyi parti kadroları olarak, iyi kadrolar olarak yeniden tahkim edeceğiz. Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline yeniden getireceğiz ve çocuklarımıza Allah'ın izniyle yaşanılabilir bir ülke bırakacağız. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti İl Başkanı
Başkanımız Sayın Avukat Veysel Yıldız'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. İşte o an geldi. Konuşmalarını yapmak üzere Kozan'ımızın mimarı, Kozan Belediye Başkanımız, İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adayımız, efsane başkanımız, Mimar Kazım Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Kozan'ın mimarı hanımlar ve beyler ve hepinizsiniz. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, ayrıca Türkeş Hanımefendi, çok değerli İl Başkanım, çok değerli İlçe Başkanım, Kadirli ve Sarışam Belediye Başkan adaylarımız, çok değerli hanım kardeşlerim, çok değerli Kozan'ın beyefendileri, sevgili gençler, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu gurur hepimiz yaşıyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Bizim hikayemiz aslında bu salonda başladı. Hatırlıyor musunuz? 2004. 24 Eylül'de burada 3 gün süren sempozyum yapmıştık. 3 gün süren bir sempozyum. Burası ciletçilerin yeriydi. Maç izliyorlardı. Ama ondan sonra sinema salonu oldu. 2014-2019'da bir sürgün yedik. 2019 sinema kapandı. 2019 Nazım Hatay'ı aldıktan sonra bu sinemayı tekrar açtık. Biz de ondaki filmleri gösteriyoruz. Biliyorsunuz bizim hikayemiz çok uzun. 15 yıla yaklaştı. Hatırlar mısınız? Bir örnek vereyim. Kozan Kalesi'ne çıkamazdım. Hapçılar, baliciler, satırcılar vardı. Hanımlar değil, beyler de çıkamazdı. Ama şimdi Kozan Kalesi'nin manastırı üst taraf teraslarda bir zamanlar Çukurova dizisi çekildi. Fekeriyle üçer kahve içti. Yine Fiyat Doblo reklamını o yolda çekti. Türkiye'de kale mi yoktu? Çok kale vardı ama bizim kalemizi seçtiler. Demek ki bir iyi proje yapmışız. Yine bugün konağımız var ya, yıkılıyordu. Baykuş yuvasıydı. Ama şimdi 30 kişinin İslam edildiği bir restoran, butik otel. Bunları birlikte kazandırdık. Mustafa Kemal Sokak, Yeğenoğlu Sokak, Yapıcı Konağı, Kozmek, Topuzlar Konağı gibi iki tane daha otelimiz var. Ama 2004 yılında ben Mansur Yavaş'ı buraya davet ettiğimde, müsteşarı davet ettiğimde Adana'da misafir etmek zorunda kaldık. Ama şimdi o konaklarda genel başkan bile kalamıyor. Sanatçılar artık burada yatıyorlar. Şimdi biz eğitim aldık. Ortaokul, ilkokul, lise. Ama Arif Nihat Asya'nın bayrak şairi, Arif Nihat Asya'nın Kozan'ın iki şiirini bilmiyorduk. Diyor ki Arif Nihat Asya, tarih bize demiş, Türk vatansız olmaz. Bizler ise dedik, vatan kozansız olmaz. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden. Onlar da diyor, Kozan ezansız olmaz. Rumeli'nin Türkiye'yi yapan belediye başkanı kim? Kazım. Türk meydanını Kozan'a kazandıran kim? Bizim. Bir tane efsane ölçüyü dedi ki başkanım, Allah razı olsun senden. Başka bir olsaydı buraya dükkan var satar dedi. Siz öyle bir anıt diktiniz ki 50 sene de olsa kimse dokunamaz dedi. O meydan var ya, Hasan'a kavşağını. Sonra rahmetli Musul Yacıoğlu'na bu memlekette Türkiye'de ilk ismini veren belediye başkanı biziz. Sonra mesela 2019'da taziye, mobil taziyeye bir söz verdim ve 7 sahne alındı. Şehitlerimize keçi boynuzu ormanı yaptık. Ve inşallah meyvesiyle çocuklarımıza biz burs vereceğiz.
Ben sana belediyenin önündeki otoparkı polemik konusu yaptılar değil mi? Her parti girdi. Sanki orada şey vardı ama şimdi bitince ket meydanı oldu. Sanatçılar orada konser vermeye başladılar. Otopark ihtiyacını giderdi. Mesela millet bahçesi işgal altındaydı. 2014'ten önce bir kısmını biz sökmüştük. Ama bizden sonra parası ödendiği halde 5 yıl orada yine çürük diş gibi kalmıştı. Bu dönem tamamladık. 2013'te millet bahçesi ilk Türkiye'de bu konsepte yapan belediye başkanı benim. Bazıları ondan sonra devam ettiler. Ama bu dönemde de biz kalan kısmı bitirdik. Biliyorsunuz edeler var bizim, romanlar var. Sepet örerlerdi. Eskiden maya, üzüm sepeti yaparlardı. Ama sepet kültürü bitmişti. Biz onları tekrar bulduk. Yöresel değerler var ya, yöresel ürünler. Karakılçı bulguru, turuç yeşili, kantron yağı, nar ekşisi gibi, erişte vesaire, portakal kolonyası gibi, portakal lokum gibi. Bakın bu sene portakal para etmedi. Ama hurma para ediyor. Niye ediyor? Hurmanın kurusunu yapıyoruz. Cipsini yapıyoruz. O yüzden de onlar para kazandılar. Ama portakal üreticileri ne oldu? Emin olun hepsi zarar etti. Ama biz bu yan sanayiyi üretirsek, portakal lokumu çok miktar üretirsek, hijyeni çözersek, AB'yi Amerika'ya satarsak inşallah bir daha portakal üreticileri bu kadar zarar etmeyecek. İşte bu sepetler 10 bin tane yaptırdık. 10 bin sepeti 4 aile yaklaşık 1 milyon para kazandı. Sadece edeler. Ama biz onun içine ne yaptık? Bu ürünleri koyup Bursa'ya, İzmir'e, Eskişehir'e, İstanbul'a sattık. Ve çarşıda biliyorsun, yukarı çarşıda dükkanı var. İnşallah bu devam edecek. Bu dönemin en büyük işte bir tanesi bu yöresel değerleri dünyaya tanıtmak. Sadece Türkiye değil. Şu anda AB ile birlikte bir proje hazırlıyoruz. Kalkınmacıyla beraber. 150 bin euroluk. Sadece Biberiye'den Kocaeli bir ilçesi tüm ekonomisini yürütüyor. İnşallah biz de bu hijyeni çözeceğiz. El değmez ürettiğimiz zaman biberiye yağını, lavanta yağını, kantron yağını, kozalak şurubunu, andız pekmezini veya diğer ürünleri biz inşallah yurt dışına satacağız. Mesela aşağı çarşıda bir beton yol var biliyorsunuz. Duvarlar ve şey. Ama üstünde biliyorsun bağ var değil mi? Bugün oradan geçtik. Yazın orada bir tona yakın üzüm oldu. Kurt kuş yesin. Yine bizim geçen dönem akvapark sözü vermiştim ben. Allah'ın izniyle 3 yıl içinde açılamadı havuz. Kapalıydı. Çünkü bizden gitmişti yanlışlıkla ama geri alamamışlardı. Hatta bize dediler ki bunu birilerine peşe çektiler diye konuştular 2019'da. Ama biz geldikten sonra 3 yıl içinde tapuyu aldık. 2 ay içinde akvaparkı bitirdik. Bakın herkes otele gidemez. Otel pahalı. Hele kırsal bölgede hiç gidemezler. Ama burada 30-40 liraya bu eğlenceyi gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız yaşıyorlar. İnşallah bu dönemde biz 2024 programı içinde kışlık kapalı havuz yapacağız. Vay bayan olacak. Saunası, hamamı olacak. Fitness olacak ve kafesi olacak. Bu da hayırlı olsun şimdiden inşallah. Ben her verdiğim sözü yerine getireceğim. Hem de rahmetli belediye başkanımız Mehmet Açık, Allah rahmet eylesin. Orada açılışı beraber yaptı, ismini verdi buraya. Biliyorsunuz yine bizim teknenin olduğu yer. Biz 2014'te gittikten sonra tekne de bozulmuştu. Bir yıl yattı. Ama biz gelir gelmez anında tamiratı yaptık. Şu anda tekne turları yapılıyor. İnşallah Adana Barajı'nda da bu tekne turlarını göreceğiz. Allah nasip ederse. Yine düşleri alemi. Başkanımın yanında gençlik burada. Başkanımın yanında gençlik burada. Bakın. Gençler. Gençlik burada. Son kez. Kadın belediye başkanı adayım. Haberiniz olsun. Ben bundan sonra gençlere güveniyorum. Gençlere bırakacağım. Gençlere. Ve yine bu dönem bitirdiğimiz bilim parkı var. Türkiye'de üçüncü. Matematik ve fizik derslerini orada işliyorlar. Bu da kalın kozana kazandırıldı. Atatürk Parkı'nı söylemiyorum. Çok hızlı geçiyorum. Bir de yeni dönemde. Biliyorsunuz spor bizim için çok önemli. Gençliği biz bilgisayardan ve diğer kötü şeylerden kurtarıp spor alışkanlığına bizim alıştırmamız lazım. Bak tenis kortu yoktu. Atatürk Parkı'nda ve
Kozan Spor Tesislerinde 2 tane var. İnşallah 4 tane birden gelecek. Şu anda projesi Spor Todo'da. Olmazsa biz onu kazandırıp uluslararası yarışmaya Kozan'da yapacağız. Nasıl hatırlıyor musun? Geçen yıl boks gençler şampiyonu Kozan'da yaptık. Bir hafta sürdü. Kozan'da bir tane yemek kalmamıştı biliyor musunuz? İşte turizm dediğim şeyden bir tanesi de spor turizmi, ekoturizm, tarih turizmi, tabiat turizmi, başkanım söylüyor, deniz turizmi. Hep bunlar gelecek inşallah. Niye Beypazar'dan daha iyi olmayalım? Niye Safranbolu'dan daha iyi olmayalım? Mansur Bey, o zaman MHP'de, belediye başkanı ki, kardeş belediye yaptık. Kozan'ı gezdirdim, Beypazar daha güçlü bizim. Kozan'da değerlerimiz var. İnşallah onlar hep hayata geçecek. Şimdi kaleden bahsettim ya, bir projemiz de şu. Kale projemiz devam ediyor. 2013'te ihalesini yapmıştım ben. Biliyorsunuz kapıya kadar yol çıkıyor. Ama ondan sonra patika bozuk. Projesi 10 yıl uğraştık ve projesi onaylattık. Şu anda kapıdan itibaren arkeopark yolu yapılıyor. Şu anda temizlik kazı yapıldı. Projesi kurula sunuldu. İnşallah bundan sonra önce yol bitecek. Ondan surları onaracağız. Orada tarih eserler müzesi olacak. Kamp merkezi olacak. Çadırlarda otel de olacak. Kafe olacak. Restoran olacak. Bir de teleferik olacak inşallah. O zaman Türkiye'de odak noktası Kozan Kalesi olacak. Tabii arkası Anavar'da gelecek. Arkasında Karasis gelecek. Biliyorsunuz az önce başkanım söyledi, ilçe başkanım. Meclis önemli. Biz o 2019'da Greyder vesaire dedi ya, bir şey daha getirmiştik. Güneş enerji paneli getirmiş, santrali. Pazarın üstüne kuracaktı. Yok dendi. Ama bazen hayır var ya her şeyden. Bak şu anda pazarın ilave kısmını bitirdik. Öz kaynak 5 milyona bitirdik. Ve şu anda inşaatı başladı. Santralim 17 milyon. Biz tüm belediyenin enerji giderini o güneşten elde edeceğiz. Güneş neyin amblemi? İyi Parti'nin en büyük ısı ve ışık kaynağı nedir? Güneş. Birinci sırada Kozan Belediye Başkanlığı seçimi. Yine meclis üyesi birinci sırada. Ayrıca Türkeş de Büyükşehir ikinci sırada. Mühürü nereye vuruyoruz? Güneş'e, Güneş'e. Bir arkadaş çıkmış. Niğde'nin pazarını örnek veriyor. Ya kardeşim burada kar var mı? Burada -20 derece soğuk var mı? Portakal donuyor mu? Meyve donuyor mu? Sen buraya uygun proje yapacaksın. Gidip de Sibirya'nın projesini Kozan'da uygulayamazsın. Biraz düşüneceksin. Biraz tartışacaksın. Danışacaksın. Biz 6 Şubat'ta deprem yaşadık. Pazarın altından bir yere gönderebildik mi vatandaşlarımızı? Açık havada esecek. Burada kapalı pazara kimse girmez. Girer mi hanımlar? Açık olacak. Biz burayı uygun proje yapıyoruz. Şimdi Atatürk Park'ın devamı. 2013'te başbakan geldi, istediğim projenin biri oydu. Ama tersten başlamışlar. Güneyden. Halbuki iki köprü arası olacaktı. İnşallah bunu takip edip Atatürk Park'ın devam Venedik gibi iki köprü arasında yine su şişecek ve içinde kayıklar yüzecek. Nasıl Atatürk Park'ında yüzdürdüysek inşallah bundan sonra onun devamını da yüzeceğiz. Yüzdüreceğiz. Birileri de çıkmış diyor ki kanalı diyor işte diyor biz diyor şey yapacağız mavi bulvar gibi. Halbuki Kozan Barajı'nın su sorunu var. Kapalı sistem şu anda gündemde. Kapalı sisteme geçecek. Yine bir tane arkadaş diyor huzurev yapıyor zaten. Şu anda Sosyal Politika Bakanlığı projeyi hazırladı. İhalesini yapmak üzere. Bir geçirir sesini orada. Ondan da haberi yok. Yine 3 tane konak var. Bağış. Birisi İsmail Biçer abimizin bağışı. Birisi Çamur'dan, bir de Gökçeli konak. Onun projeleri şu anda bitti. İnşallah bu dönem 3 projeyi de kültüre ev olarak meslek edinme kursları olarak biz hayata geçireceğiz. Yani kültür bağlamı devam edecek. Aynı zamanda Mustafa Kemal Sokağı karşısı ve yukarı çarşı kale arası tamamı aslında bizim orada paramız var. Valilik bünyesindeki fonda. Biz onu hakkımız alabilirsek bu devam edecek. Tüm evleri onarıp eski Kozan var ya 70'lerin Kozan'ı. Kıpkırmızı çatılar vardı. Biz Davşantepe'den gelirdik. Ben Döşemeli'yim biliyorsun. Eski Kozan Göylü'yüm. Ama o günlere kavuşturacağız inşallah. Cennet Vadisi bakın.
Dağılacak Milli Parkı. Oradaki iki çalı şimdi 50 kişi ekmek yiyor. Biliyor musunuz? Adana'nın göz bebeği oldu. İnşallah bir göz bebeği daha geliyor. Cennet Vadisi. Çok güzel bir sulak alan orası. Aynı Gökpınar gibi. Aynı Şekerpınar'ı gibi. Çok hoş bir alan. İnşallah orada sosyal tesisler, piknik alanları ve yine kayıklarla sizle beraber orada gezeceğiz inşallah. Cennet Vadisi. Yöresel ürün paketleme ürünü az önce bahsettim. Geçiyorum onu. Yaşlı destek ve yardım projemiz var. Ondan sonra Kozan Teknoloji İnovasyon Merkezi var. Bunları isim isim geçiyorum. İleride sizlerle paylaşacağım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na söz vermek istiyorum. Çevre Geri Dönüşüm Merkezi yapacağız. Akıllı Şehir Projemiz olacak. Adana için de başkanımın vaadi var zaten. Kozan Mobil Uygulama Sistemi var. Mahalle konaklarımız var. O gençlik merkezleri gibi. Sivas'ta 89-90'da ben çizdim için proje. Türkiye örnek olmuştu. Ders çalışma evleri, kütüphane projemiz olacak. Gastronomi evi projesi. Hatta hazırladık ama kalkın başından çıkmadı. Onu devam edeceğiz. Yöresel ürünlerimizi Türkiye'ye pazarlayacağız. Kapalı yüzme havuzunu anlattım az önce size. Çocuklarım için çantam projesi, çocuk sokağı projesi, trafik eğitim parkı projesi, su oyunları parkı projesi, oyun otobüsü projesi, gezici dijital kütüphane projesi. Sporu tabana yayıyoruz. Mesela bizim şu anda Fatih milli boksörümüz spordan da sorumlu. Türkiye üçüncüsü bizim Avrupa üçüncüsü boksörümüz var. Geçenlerde bir kızım Türkiye şampiyon oldu. İnşallah bu çocuk güreşte, boksta, teniste her konuda biz spor, futbolda şu anda kulübümüz var. Sadece gençlere yönelik illa şampiyon olmak durumunda değiliz. Sporcu yetişip başka kulüplere biz göndereceğiz. Kozan Spor'a da destek vereceğiz. Marit Eller Çarşı, şu kadın dedim. Dağcak'ta kamp merkezi, Mongolov dediğimiz, bu yıllar önce yaptığımız proje. Ancak Tabiat Parkı'nın iznini istiyoruz oradan inşallah. Şeyden. O da yaptıktan sonra, geldikten sonra bu projeyi hayata geçireceğiz. Karavan turizm için özel bir yer orası. Karavanlar geliyor. Akkom projesi zaten şu anda hayata geçti. Acil afet koordinasyonu. Yani tüm depremlerde bizim ekip canla başla mücadele etti. Engellilerin yanındayız. Onlara destekçi oluyoruz. Zaten tüm projelerin engellilerle ilgili bizim tasarımlarımız var. Mesela millet başkanı tamam düz ayak. Kaldırımlarda rampaları ilk yapan biziz. Kedi evlerimiz, mamatik, yeni barınak, mama üretim tesisi gibi. Sonra eski kayıplarıma bir şans daha verin projemiz var. Ben bu başına olduktan sonra ben katılan tüm kadınlarımıza, genel başkan yardımcısı il başkanımıza, belediye başkan adaylarımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, partimiz değerli yöneticilerine, belediye meclis üyesi adaylarımıza, Allah razı olsun hepsi kader milliyetti, canla başla çalışıyorlar. Bugün de salonda bunu gösterdiniz. Aynı zamanda partimize yaklaşık yine yakın katılım var. Ben katılan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Biz 31 Mart'a kadar ev ev, akraba akraba, köy köy gezerek biz destan yazın inşallah birlikte. Ben 31 Mart'ta inşallah amblemiz güneşe basarak bu kardeşinizi son döneminde gençlere bırakmak üzere desteklemeyi diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, soyut sunuyorum. Bir de Kozan'ın mimarı Kazım Özkan diyorlar ya, ben tekrar ediyorum. Kozan'ın mimarı hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, beyler, gençler sizsiniz. Hepinize gurur duyuyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere başbuğumuzun emaneti İYİ Parti Adana Milletvekili, İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ay Yüce Türkeştaş'ı sahneye davet ediyoruz. Türkiye yine bahar gelecek, yemin olsun Türkiye yine bahar gelecek, Türkeş gelecek, bütün yüzler gibi.
il başkanım, sayın belediye başkanım, ilçe başkanım, sayın İyi Parti teşkilat üyelerim ve sevgili Kozanlılar, Adanalı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada görmekten... Kozanlı olmaktan gurur duyuyorum. Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. Biliyorsunuz ben oyumu Kozan'da kullanacağım. Şevkiye Mahallesi'ne kayıtlıyım. İnşallah hep beraber oy vermeye gideceğiz. Buradan da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Kazım Başkanım, size de ben oy vereceğim. Çok şanslıyım. Biliyorsunuz ben Adana milletvekilinizim. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Adana'nın kadın vekili olarak yolladınız. Sağ olun, var olun. Başta babam Başbuğ Alpaslan Türkeş'e, sonra da bana göstermiş olduğunuz sevgiye tekrar teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ederim Çiçek Hocam. İyi ki varsın. Allah razı olsun. Adana'yı çok iyi tanıyorum. Adana'nın tüm sorunlarını biliyorum. Adana'nın tüm sorunlarını çözebilecek birikimim ve iradem var. Aynı şeyler Kozan için de geçerli. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Arkamda olduğunuzu da biliyorum. Benim için Kozan'ın çok ayrı bir önemi var. İkametgahımın Kozan'da olduğunu daha önce belirttim. Kozan'dan başlayarak tüm Adana'yı daha iyi hep beraber yapacağız diyorum. Biliyorsunuz Adana uzun yıllardır vizyonunu kaybetti. Siyasi iktidar adeta Adana'yı unutmuş gibi görünüyor. Adana uzun yıllardır kan kaybediyor. Adana yoksullaşıyor. Adana bölge için bir çekim merkezi olma özelliğini kaybetti. Kozan da tabii ki bundan çok etkilendi. Kozan'ın da sorunları çok büyüdü. Geçen gün bir gelişmiş illerin gelişmişlik sıralamalarını inceledim. 2003'te 8. olan Adana en son 2022 tarihinde 21. sıraya gerilemiş. Yani bu Adana'nın ne kadar hızla kan kaybettiğini ve ne kadar acıklı duruma düştüğünü bize gösteren bir rakam. O yüzden gerçekten Adana'nın acil müdahaleye ihtiyacı var. Biz Adana'nın her ilçesini en ücra köşesinden merkezine kadar yeniden ayağa kaldırmak için bu göreve ve hizmete talibiz. Çünkü Adana ve Adanalıların hakkı daha fazlası diyoruz. Biz Adana'nın hak ettiğinden çok daha fazlasını, çok daha iyisini ekibimizle, vizyonumuzla, inancımızla, Adana sevdamızla, vatan millet bayrak sevdamızla, bütün Adanalılarla beraber yapacağız diyoruz. Böyle bir günde hep beraber olduğumuz, sorunlarımız olduğumuz için çok mutluyum. Tekrar çok mutluyum. Burada teker teker Adana'nın, Kozan'ın sorunlarını saymakla zaman kaybetmek istemiyorum. Herkes bu sıkıntıları çok iyi biliyor. Kazım Başkan'ın da zaten sizin denediğiniz, yaptıkları, yapacaklarının teminatı olan bir başkanımız. Kendisi neler yaptığını, neler yapacağını biraz önce bizimle paylaştı. Biz de çok mutluyuz aynı takımda olduğumuzdan dolayı onunla. Biz de Kazım Başkan'ımla beraber bütün bu sorunları çözmek için yola devam edeceğiz. Ben bu göreve talip olurken gerçekten Kozan'ın nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir neye ihtiyacı olduğunu, neler istediğini, nasıl bir yer olacağını her şeyi bilerek, her türlü soruna çözüm üreterek, hatta her konuşmamda anlatıyorum. Milletvekili olduğumda da bunlara çok kafa yordum. Ne mutlu ki bana Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü dedi ki Kozan, Mansurlu, Kayseri yolu bitmek üzere. Ondan sonra iki havalimanı olacak Adana'nın dedi. Dedim ki demek ki sesimizi duyurmayı başarmışız devleti. Çünkü gerçekten hem Mansurlu yolu için hem de Adana Havalimanı'nın kalkmaması için çok uğraştık, çok araştırma önergesi verdik. Çok direnmeye çalıştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı söyledikleri de doğrudur. Burada da nasıl problemlerin üzerinize gittiğimizde nasıl sonuçlar aldığımızın bir örneğini görmüş olduk yakın zamanda. Sizden Kozan'da kimseyi açıkta, kimsesiz bırakmayacağımızı göstermek için
fırsat istiyoruz. Çocuğunu bırakacak yer bulamayan, emin eller arayan anneleri kreş desteğiyle rahatlatmak için fırsat istiyoruz. Kadınlarımızın emeğini işe, işini kazanca dönüştürmek için fırsat istiyoruz. Biz İYİ Parti olarak özellikle kadınlara ve gençlere çok inanıyoruz. Başta Adana'yı, Kozan'ı ve tabii ki Türkiye'yi kadınların, gençlerin kurtaracağına inanıyoruz. Kadınlar ve gençler güçlenirse gerçekten her şey değişir, her şey güçlenir. Ben de o yüzden bir kadın olarak Adana'yı, başta kadınların ve tabii ki hepinizin desteğiyle, gençlerin de desteğiyle Adana'ya kadın eli deyip Adana'yı düzelteceğimi iddia ediyorum. Biliyorsunuz cennet anaların ayağı altında. İnşallah. İnşallah. Hep beraber dertleri bitireceğiz. Söz size, Türkeş sözü. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlarla birlikte çalışmak için sizden fırsat istiyorum. Yaşlılarımızı ve onlara bakan yakınlarını rahat ettirmek için sizden bu fırsatı istiyorum. Bulunduğu yerde sıkışmış, her şeyin sorumluluğunu yüklediğimiz ve çok şey beklediğimiz gençleri uyuşturucunun pençesinden kurtarmak, işsizlikten kurtarmak için sizden fırsat istiyorum. Özellikle Kozan'da ara meslek gruplarının eksikliğini de çok hissedildiği bir yerde, turizm kapasitesinin çok yüksek olduğu bu yerde turizm meslek yüksek okulu açmayı düşünüyoruz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak. Ayrıca arıcılık konusunda meslek edinme okulu açmayı düşünüyoruz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak. Gerçekten Kozan'da doğan gençler Kozan'da okusun, Kozan'da yaşasın, Kozan'da iş bulsun istiyoruz. Burayı ayağa kaldırsın istiyoruz. Bu sevgili hemşehrilerim, ayrıca biz Kozan'ımıza layık olduğu hizmetlere hızlıca ulaşabileceğini, ihtiyacı olan destekleri alabileceğini, hak ettiği çevrede gönlü rahat yaşayabileceğini göstermek istiyoruz. Kozanlı çiftçim, esnafım, memurum, Kozanlı kardeşlerim, annelerim, teyzelerim, gençler, emekliler ve çocuklar, Kozan için düşündüğümüz ve 31 Mart'tan sonra hayata getireceğimiz hizmetlerde hiçbirinizi unutmadık. Bugün Kozan gibi bir ilçenin mahallelerinde hala su sorunu yaşanmaktadır. Sene 2024'e gelmişken Kozan gibi bir yerde, hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinde bile su probleminden konuşmak gerçekten inanılmaz, akıllara durgunluk verecek bir şeydir. Biz göreve gelir gelmez ilk başta bu su problemini bir an evvel çözeceğiz. Biz dijital ikiz Adana şehri yapacağız inşallah. Biz Adana'yı aynı zamanda dijital ortamda Adana'nın eş benzerini yapıp oradaki her türlü altyapı, şehir planlamacılık problemleri, demografik yapı, göç neyse onların aynısını oraya taşıyıp dijital ortamda daha kolay takip edip her türlü probleminize anında çözüm ulaştıracağız. Biz 80 yıl önceki belediyecilikle aynı belediyeciliği hala yapmak istemiyoruz. Biz yol yaptık, köprü yaptık, şu kadar ton asfalt döktük diye afişler asıp seçmenimizden oy istemeye utanıyoruz. Çünkü dünya artık uzayda arsa alıp uzaya yerleşirken Adana gibi Türkiye'nin sanayide baş öncülüğünü çeken bir şehrin şu anda düştüğü durum, işsizlik Türkiye'deki en fazla işsizliğe sahip olan şehirler arasında olması, sanayi üretimin düşük olması, çiftçinin düştüğü durum, emeklinin burada yaşayamayacak hale gelmesi, gençlerin Adana'dan kaçıp başka yerlerde iş bulmaya çalışması gerçekten içler acısı bir durum. Ben her zaman söylüyorum, Adana öyle bir şehir ki gerçekten full kapasite çalıştı mı, kalkındı mı, hak ettiği hizmeti aldı mı, bırakın Adana'yı kurtarmayı, tüm Türkiye'yi kurtaracak bir şehir. Biz inşallah başta Adana'yı ayağa kaldıracağız, sonra Adanalılarla beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız diyorum. Aynı zamanda bu çağda, bu şehirde yol trafik problemi olmasını da ben anlayamıyorum. Özellikle Adana'da ve Kozan'da yollar gerçekten çok sıkıntılı, gerçekten çok zor şeyler yaşıyoruz. İnşallah bu problemi de bir an evvel çözeceğiz. Hatta öyle ki Kozan'ı raylı sisteme kavuşturacağız. Onun da sözünü veriyoruz. Kırsal bölgelerde mobil sağlık evleri yapacağız. İnşallah yaşlılara
yaşlılara, engellilere hastaneye gitme zorunluluğu olmayacak, çok gerekli olmadıkça. Onların ayağına sağlık hizmetleri götüreceğiz. Her zaman dediğim gibi emekliler Adana'da yaşamayı hayal etsin. Gençler Adana'da yaşamak için can atsın. Kadınlar, Adana'nın güçlü kadınları, üretici kadınları inşallah çocuklarını düşünmeden Adana'nın üretim hayatına girsin. Hem kendilerini ayağa kaldırsın, hem Adana'ya ayağa kaldırsın. Biz hep beraber Adana'ya hem Türkiye'de hem dünyada bir marka yapalım. Adana dünyada zaten en çok ismi bilinen şehir. Niye? Çünkü Adana kebabı her menüde var. Açtınız mı Adana diye yazıyor ama belki Adana'nın yerini bilmiyorlar, özelliklerini bilmiyorlar. Biz inşallah Adana'yı sadece kebap adı olarak tanıtmayacağız. Adana'nın kumsallarını tanıtacağız. Adana'nın sahip olduğu tarihi güzellikleri tanıtacağız. Adana'nın sahip olduğu tarihi güzellikler, doğal güzelliklerle turizme hat safhaya çıkaracağız. Ve gerçekten dünyanın örnek yaşanılabilir şehirleri haline getireceğiz. Ben şunu demek istiyorum. Sadece iş değil. Biz Adana'ya doğru iş yapmak için geliyoruz. Kozan'a doğru iş yapmak için geliyoruz. O yüzden Kazım Başkanım da ben de sizi yönetmeye, sizden destek almaya talibiz. Hep beraber inşallah Adana'yı da Kozan'ı da kalkındıralım. Biz hem Türkiye'ye hem de dünyaya sesimizi duyuralım diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Evet, Kozan Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgan Beyleri de sahneye tekrardan alacağız efendim. Aday tanıtım toplantımıza başlayacağız. Evet, evet, iyi.